Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin. Hocam sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Arkadaşım, bir kere, geldiğin yer yanlış. Ama işte annem, yapacak bir şey yok. Hayır, hayır arkadaşım. Senin çıktığın yerde güvenlik yok mu orada? İşte ona doktor diyoruz. O da gel gel yaptığı için kadın yapıyor. Murat, şunun sesini aç, duymuyorum Murat, ben. Annemin sesini açın. Hayır. Benim. Bu olayın sesini aç. Bu olayın sesini açın. Ve National Geographic'te seyredelim. Arkadaşım. Benim. Diyorum ki, ben de... Ben dil altına ihtiyacım var. Arkadaşım benim ne günahım var? Ben de diğer sunucular gibi Beşiktaş'ın bülbülü, gönlümüzün bilmem nesi falan diye seni niye anons edemiyorum? Yapamıyorsunuz herhalde, ondan olabilir. Çünkü çok başka Çünkü şey. Sen öyle bir şey değilsin. Bak ben diyorum ki, Beşiktaş'ın gülü geldi diyorum. Ne evet. oluyor? Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Zerre sen abi. Sıkışmış çocuk gibi duruyorsun karşımda. Evet. Çıkayım mı ben? Hayır. Ha, bir şey yapmamız gerek. Beraber mi? O zaman seyirciyi çıkaracağım çünkü. Çağır çocuğu, gel piyanoya otur de. Gel yavrum piyanoya otur, acil ekip burada. Düzgün çağır. Müzisyen mi? E kim olacak başka çocuk değil mu mi, var? Değil mi? Onu şey yapıyorum. Huzurlarınızdan minik. Hanginizin saçı daha hızlı dökülüyor? Ben aldım. Tahmin ettim. Evet müzisyen. Seyirci geldi bir salağı görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor. Tarihte ilk. Evet at mikrofonu arkaya. Atma ulan öyle atma. İşte o biraz geç oldu onu. Neyse o durur orada. Evet. Bakalım ne hazırladın? Hiç zerre bir şey hazırlamadım. Genetiğinde yok. Tamam 3-2-1 tıp buyurun. Böyle bekleriz mal gibi. Hayır. Bana tıp sana tıp değil. Tabii size tıp ben müdahale etmemiz lazım. Arkadaşım 3-2-1 tıpsın. Tıpsın. Ya, pardon biz Herkes tıpız. Herkes otursun Mahmut tıpsın. 3-2-1 tıpız. Sen... Tıpız. Evet. Böyle tıpız tıpız geleceksin bana. Hadi bakalım. Lan her şeye bir şey bulma ya. Ya bulma. He evet. Git içeri. İçeri komple mi? Prodüksiyon. Soyunayım mı? Prodüksiyon. İçeri gönderiyorum. Bunu çeşitli şeylere sokup geri yollayın bana. Mesela kavanoza sokun. Hayır hayır. Sırayıya sokun. Sen bir git içeri. Tamam. Giderken arkada iki kişi göreceksin. Onları sahneye gönder. İki tane öpüşen kameraman var. Onlar mı? Hayır. Lan ha, kameramanlar pardon. Niye öpüşsün? Hollanda'daki çekim geldi aklıma. Arkadaşım git arkaya. Tamam. Evet. Jez, asilsin. Londra'da yaşıyorsunuz. Sen lordsun. Sen de lord karısısın. Evet. Ve İngiltere'desin. Ama bir yerden de bir Türk şeyin var. Kanın. Kökenin var. Tamam. Kanın var. Tamam. Tamam. Onu belki sonra ileride kullanırız. Tamam. Ve
İngiltere sokaklarında salak salak dolaşıyorsunuz. Koskoca Lord, niye salak salak yürüyoruz? Ablacığım, niye soru soruyorsun? Tamam hocam, yapalım da mantıklı gelmedi ama tamam. Evet, 3-2-1 buyurun. Lord, küçük bir şiirle başla. Londra'nın sokakları sanki seni hatırlatıyor bana. Sanki. Sanki. O kadar güzel, o kadar sofistike, o kadar elegant ki seni... Hanımefendi, tam konuşurken adam araya gir birden. Başlarım senin Londra sokaklarına diye. Türk kanın geliyor, sonra tekrar şey oluyorsun, Lord karısı. Tamam. 3-2-1 buyurun. Londra'nın sokakları. Elegant, sofistik. Başlarım senin Londra'na be. Kendine gel. Hadsiz. Niye öyle dediniz Milady'im? Ay ne bileyim, bir anda içimden geldi. Gelir, gelir, gelir. Durursunuz. Halka tatlı satan adamın önünde. Ah. Canın çeksin ablacığım. Gör, bir iç geçir. Of be. Aa, öyle değil. Pardon. Lady'sin şu anda. Tamam. Oh. Ay. Şerbetli halka. Ablacığım, tam olarak ne gördün? Şerbetli halka. Saçmalama. Ama hocam, çok ayıp. Ne görebilirim başka? Siz imada bulunuyorsunuz. Ben onu ben görmedim. Ben imada falan bulunmuyorum. Ben onu sana sordum ne gördün diye. Ben onu görsem böyle yapmam. Konuşma. Adamın koluna gir. Abicim, siz de görüyorsunuz halkayı, kıza omuzdan dürtün. Bak halkaya, bak halkaya. Biliyorsunuz bunun ne pis boğaz olduğunu, tamam. 3-2-1 buyurun. Ah, Milady'im, bakın... Göz, hayır, hayır. Kaş, göz ve omuzla. 3-2-1, gör halkayı. Oh. Ay. Kestik. Hiçbir şey yapmayın siz. Evet, şimdi seni annen arasın ablacığım. Arasın anne, evet annen arasın. Evet, bu dönemde nereden arıyor beni? Nereden cepten arıyor. Cepten arıyor. Evet, ara annenle konuş. Cepten arıyor. Evet. Alo. Yavrum. Anne. Kuzenin geliyormuş İstanbul'dan. Öyle mi? Evet. Onu karşılaman lazım. Aynı zamanda da bana gelmen lazım. Anneciğim, ben şimdi müstakbel eşimle birlikte Londra sokaklarında... Aa, o zaman eşin karşıdasın. Kuzenin, evet, kuzenin havaalanına geliyor. 5 dakika sonra iniyor. Anne ben ama... Hadi görüşürüz. Alo? Kapattı. Evet hanımefendi, şimdi hemen git şeye söyle, Lord'una söyle. Lord'un ismi ne? Mahmut. Yok, Lord Ford. Efendim? Kim? Lord Ford. Efendim? Lord Ford. Lord Ford. Evet, Lord Ford'a gitti ki çok telaşlısın. Benim acil anneme gitmem lazım. Senin de kuzenini karşılaman lazım. Kuzeninin adı da şey... Mrs. Dilara, evet. Söyle. Dilara. Evet. Mrs. Dilara. Evet, 3-2-1 söyle. Aşkım, annem aradı. Kuzenim İstanbul'dan geliyormuş, Mrs. Dilara. Mrs. Dilara? Mrs. Dilara, benim de hemen annemin yanına gitmem gerekiyor. Ne olur onu sen karşıla, anneme gideyim sonra buluşalım, tamam mı? Ben mi karşılayacağım Mrs. Dilara? Evet, Mrs. Dilara'yı. Annem acil beni bekliyor, tamam mı? Mrs. Dilara seni bekliyor. Evet, gelsin Dilara havaalanının girişine. Dilara gel. Sen de havaalanına git. Hemen bir kağıt köle. Prodüksiyon. Prodüksiyon, hemen bir kağıt kalem verin. Ne oldu sana? Şey, prodüksiyon, yaz ona Mrs. Dilara yaz kağıda. Arkadaşım Hacı, sen niye... Git git ya, sen manitaya git ya, ben yazarım. Evet, arkadaşım. Bunu da ben Hollanda'dan getirmişim. Şarjlı. Pislik yapma. Pislik yapma. Şarjlı kalem. Evet, geç 2 adım geri. Uçaktan iniyorsun ama uçak öyle sallayarak gelmiş ki... ...tam inerken kokpitin kapısını açıp pilota posta koyuyorsun. Bu arada hemen bir erkek seyirci al sahneye. Hemen, çabuk. Bana göre bir erkek gelsin. Çabuk, evet. Geçmiş olsun. Prodüksiyon, ona da kağıt kalem verin. Hoş geldiniz abi, merhabalar. İsminiz ne? Mert. Olur, geçmiş olsun. Ona da Mrs. Dilara yazsın. Prodüksiyon, ona da ver kağıt kalem, Mrs. Dilara yazsın. Sen kokpitin önündesin. Evet. Sana diyorum arkadaşım. Evet. Kokpitin önündesin. Aç kapıyı, pilotlar kalkıyor. Kokpitin önündeysem uçağın burnundayım yani. Havada duruyorum. Peygamberim ben herhalde. Arkadaşım, uçağın içindesin. Kokpitin kapısındasın. Kapısındayım. Tamam, aç kapıyı.
Ne yapıyorsunuz lan burada? Hayır, öyle değil arkadaşım. Değil, özür dilerim. Bayansın sen. Bayanım ben. Evet. Şu kokpitin kapısını beni niye sallaya sallaya içimi çıkardın de. Ne yapıyorsun? Şifresine giriyorum kokpitin. Ya vur kapıyı, açar onlar. Öyle bir kokpit yok. Var, vur. Ama o, bir şey söylemem. Vursana kapıya. Seyirci uyuma. Ya kim o? Yok, yanlış oldu. Arkadaşım. Kim o? Benden önce biri girmiş içeri zaten. Ne kadar eğlendi. Evet. Arkadaşım, o zaman arkandaki hostesle konuş, ondan öğren. Ah canım, hayır, çok özür dilerim. Nasıl açtırabilirim size de burayı? Nasıl açtırabilirim size burayı? Hayır, hayır. Kapıyı göster. Kapıyı, evet, pardon. Ya kafa gitti. Ya kim gülüyor? Mert. Gel Mert, hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Olsun, olsun. Arkadaşım, evet, şunu açtırt lütfen. Evet, aç onu bakayım Mert. Sen değil ulan, kapıyı açtır şu kaptana. Kapı, o, kapı açık herhalde be. Kim o ya bu gerizekalı vurup bu insan duruyor. Gibi bir kaptan olmazsa buraya girersem daha Mert'im ben. Düzgün konuşan kaptan ya gördüm. Ya şu kadına bu cevap ya, öyle o seni yok. Daha görmüyor. Baksın orada, bak hanımefendi geliyor. Peki tamam, de ki kaptan delikten bakın de. Tebrik ediyorum. Göster kendini delikten. Sen bir aç ben. Bu uçak kalkmaz buradan söyleyeyim. Açmış ulan, açmış galiba. Tamam. Merhabalar. Ya ne enteresan bir inişti. Ne kadar sarsıldım ben yani. Siz ne bekliyordunuz? Aşağı inedik normalde. Siz ağzını yüzünü dağıt. Arkadaşım! Hanımefendi, ne bekliyordunuz? Daha böyle yumuşak bir iniş istedim ben. Çünkü alışık değilim bu tarz. Ben sert seviyorum. O senin sıkıntın. Yapacak bir şey yok. Arkadaşım, adama çıkışsana. Nasıl iniyorsun ulan aşağı falan? Arkandakileri arkada. Nasıl iniyorsunuz? İnanılır gibi bir şey değil. Yani biz bilet alan müşterilere bu tarz bir saygısızlığı ben size hiç yakıştıramadım. Ablacığım yürüsene, uçağın içinde kaldık. O değil lan, arkandaki konuşuyor. Arkamdaki mi konuşuyor? Ablacığım yürüsene ya, uçağın içinde kaldık. Kaptanla muhabbeti sonra yaparsın. Nerede kaldık? İn ulan gerizekalı, in. İn ulan gerizekalı. Sana diyorum, sana. Sana diyorum, gerizekalı. Hayır, ben hayır, diyorum. Hayır, sen yardımcı. Ulan ben gerizekalı diyorum. Yardımcı pilota diyorum, sen otur, sen in. Gerizekalı benim, gerizekalı sen dinliyorsun. De. Sen de otur lan aşağı. Ağzını bunu kırayım, uşağı komple indireyim ben uşağı. Hayır. Çok sinirlendi uşağı. Bana ne yaptılar, bu hale getirdiler beni? Gel uçağın kapısına, merdivenin başında dur. Bütün oksijeni, Londra'nın oksijeni içine çek. Komple. Evet. Hepsini... Bir şekilde atmam da lazım bu oksijeni. Arkadaşım, hepsini diyaframa doldur. Mert, arkamda durma. Çek oksijeni içine, al diyaframa. Ve... Ne olur? Bütün oksijeni içine çekersen ne olur? Bir kaçak olur herhalde. Hayır! Enerji yüzünden çıkar. Ah! Allah'ım Londra. Londra'da mıyım? Evet. Mert, Allah. Basamaklardan önce bir, sonra iki. Sonra bir geri, sonra iki ileri ineceksin. Çok mutlusun. Allah'ım, o kadar mutluyum. Öyle gerzek inen bir kimse yok. Evet, in aşağı. Niye üstten böyle? Gel. Gel buraya. Bir şey çaldığın yok zaten. Gel, gümrüksün. Tam kapıdan çıkıyorsun. Müzisyen kim? Excess baggage mi? Bana... Arkadaşım, ne olur yapma şunları. İlerletemiyorum. Evet, müzisyen. Gümrüksün sen. Sen tam kapıdan... Ama sen komple gümrüksün. Senden geçeceğim. Hadi hayırlı olsun. Tam kapıdan çıkıyorsun, tam çıkarken kapıdan gümrük bir anda ötüyor. Niye? Evet. Bavul yok, bir şey yok. Niye ötüyor? Seni arayacak. Au. Böyle gelen bir gerizekalı İstanbul'dan mutlaka bir yerine bir şey saklamıştır. Ben İstanbul'dan mı geliyorum? Evet. Evet, güle oynaya çıkıyorsun, Clara gibisin. Çık dışarı, tam çıkarken öt, tüt! Ah, cebim çaldı. Hayır lan, ne cebi? Ha. Sen tam önünden geçerken öteceksin, sonra dikkatin çekilsin. Dikkatim çekilsin. Evet. Benim çekilsin. Onun evet. Çekilmesin. O haydi güvenli... Clara. Onun çekilme, benim çekilsin. Evet, haydi Clara. Ah, üstünde bir şey var, arayacağım. Hayır arkadaşım. Benim niye dikkatim çek? Onun o güvenlik ulan, o. Ulan ben niye ötüyorum diyeceksin sen. Ulan ben niye ötüyorum lan? Hayır ulan, ona değil. Hiç anlamadık olayı, şu an anlamadık. Bu gümrük hep problem olmuş. Gel şimdi, gel tekrar. Evet. Üç, iki, bir. Evet. Clara. Büyük. Bana mı çaldın? Benden hanımefendi, öne doğru ellerinizi uzatıp eğilir misiniz?
Herhangi bir yerde yayınlayacaksanız telif isterim. Arkadaşım. Kapat, kapat. Boşuna bakar. Arkadaşım. Yerim. Bunlar hiçbir yerde yayınlanmaz. Kapat. Ellerini kaldır. Evet. Öne doğru hafif eğil. Evet, öyle durun hanımefendi. Öyle durun. Evet, dön kadının etrafında. Ve işte bir gün geçti. Evet. Temiz. Buyurun. Ülkemize hoş geldiniz. Temizse ne öttü? Allah rızası için. Sen bakma ona. Temizse ne öttü? Hüseyin geç yerine cevap verme. Gümrüksüz. Niye vermiyor? Geç yerine. Karışma benim filmime. Git kendi filmini çek gerizekalı. Çekeceğim. Evet. Çekeceğim. Çık kapıdan dışarı. Gösterin Clara'yı şeyi. Miss Dilara ile Mrs. Dilara. Kaldırın. Evet. Arkadaşım ikisi de Dilara'yı almaya gelmiş. Hangisinin senin olduğunu git bul kararlaştır. Git onunla. Buyurun. Aa bu arada şeysin, pıtırcıksın. Sevgi yumurcağısın sen. Londra'ya gelmiş Göztepe'li Dilara'sın sen. İçin coşsun konuşurken, tamam mı? Kentsel dönüşüm bizi de mi etkilenir? Göztepe'li Dilara. Konuşurken için coşsun, tamam i̇çin mı? Coşsun. Alttan biri sana vuruyormuş gibi olsun. Kapat, sen de kapat abi. Arkadaşım! Kapat. Lütfen ya. Evet. Gel, 3, 2, 1, çık kapıdan dışarı, kaldırın afişleri. Aa, bunlar değil. Arkadaşım! Arkadaşım, git karşısında dur. Tamam. Yeni yıkandım, o yüzden Miss Dilara. Hayır! Ne oldu? Git karşısında dur. Mert'le Jess, siz de ona bakıyorsunuz. Kaş göz yapıyorsunuz birbirinize. Acaba bu mu değil mi? Yallah. Pıtırcık. Çık çık çık. Alttan alttan. Hayır ulan. Arkadaşım dedim ya hafif alttan böyle sanki yere vuruluyormuş. Heh. Ay. Geleceğim hemen geleceğim bir şey oluyor. Arkadaşım. Arkadaşım bunu ufak ufak yaparsan bu senin karakterinmiş gibi olur. Karakter olarak, büyük evet. Büyük yaparsan başka ha. Yere gider. Evet. Evet. Evet, gel. Pıtırcıksın. Bakın, bakışın. Evet, konuşun. Hadi gidiyor. Gidiyor. Clara ama yolluymuş. Niye pislik yapıyorsun? Arkadaşım, neden pislik yapıyorsun? İçimde var. Hadi dur orada. Genetik. De ki, ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Hanginizin Dilara'sıyım? Söyle. Ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Olmaz zaten. Zaten bir tane Dilara var. Ya sen ne yapacaksın? Söyle. Merhabalar, rahatsız ediyorum. Merhabalar. Ben Dilara'yım ama... Miss mi? Efendim? Miss mi? Gel kokla. Arkadaşım. Arkadaşım. Evet hocam. Bak, bak bir şey, sağ elin var ya. Sağ elini sağ kalçaya doğru atacaksın. Hani etekle beraber. Ha. Hayır, hayır. Sol elini sol kalçaya etekle beraber ama söylerken. Ben de Dilara'yım. Zaten onu gördü mü tanır. İkisi de atarsam artık adam tanıyacak herhalde. Arkadaşım. Dilara olmadığımı da anlar. Arkadaşım, ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Evet. Sen hangi Dilara'yı arıyorsun da sen hangi Dilara'yı bekliyorsun? Buyurun. İnanamıyorum. Ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Sen hangi Dilara'yı bekliyorsun? Korkacak bir şey yok. Evet. Sen... Hayır, ben bu adamla birlikte gidemem. Arkadaşım, Mert desene. Benim... İstanbul'dan bir Dilara gelir Londra'ya falan tarzı bir şeyler söyle. Buyurun. Tarzı. Bizde döner bu kadar. İstanbul'dan gelir bir Dilara da yani daha böyle mütevazi vesaire bekliyordum sizi. Mütevazi mi? Don giymedim. Daha ne yapayım? Özenmedim bu gelişe. Lord sen söyle kimi beklediğini. Ben Miss Dilara'yı bekliyorum. Lord dedi. Anlat anlat. Olayları anlat. Ben Clara'nın nişanlısıyım Lord. Siz onun kuzeni misiniz? Evet kuzeniyim. Tamam ben de sizi karşılamaya geldim. O zaman Mert'i kırmadan ona bir hareket yap gönder. Hayır öyle değil. Ne yaptın ya? Ya o da Dilara'sını bekledi bulamadı ya. Ay keşke sizinle beraber gelebilseydim. Çeşe. Çeşe mi? Bunlar hep geçecek o amino asitleri kesersen. Bunlar hep geçecek biliyorsun değil mi? Tamam gönder çocuğu alkışlarla. Teşekkür ediyoruz kardeş sağ ol. Arkadaşım! Ama çocuktan da hoşlanmış. Arkadaşım yapma şunu. Adımız çıkacak yarın.
Benim çıkar, olsun. Gizlim saklım yok. Mert, kameramanları da öp. Gel buraya. Mert, adettir bütün seyirci öpülür bizde. Bugüne kadarki bütün izleyiciler. Evet, şey, Lord. Evet. Gördün sen onu. Gördüm. Sen Lord'sun, tamam mı? Hiç şeysin, yani böyle klas bir adamsın. Bizimki biraz hafif. Yoldu. Hayır, öyle bir şey demedim. Arkadaşım, şimdi tekrar sen tanıştığımıza memnun oldum deyip elini uzatıyorsun. Bunlar ağır çekimde oluyor. Arkadaşım, ağır. Senin dibin düşüyor çocuğa. 3, 2, 1 buyurun. Ah, komple mi? Değil. Haydi, evet. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Sizi gideceğiniz yere kadar götürebilir miyim lütfen? Senin her yere gelirim. Arkadaşım! Kızsın sen! Evet. Sesine ne oldu? Yeter artık diyorum. Hayır arkadaşım. Çok böyle şey, işte pıtırcıksın sen. Pıtırcıyım ben. Evet. Ha? Şey bak, alttan yukarı doğru titriyorsun arada bir. Beni karşılamaya gelmeniz çok zarif bir hareket. Ah ne demek, ne demek. Yani... Bilim. Sana dokunduğu anda çok fena şeyler hisset arkadaşım. Sana dokunduğu anda hani heyecanlanan, aşık olan kız nasıl hisseder böyle? İşte onu yapıyorum. Dokunduğu anda buz kesersin, tamam mı? Yani şey... Sonra buz koyarım. Tabii buz olursun böyle. Sanki buz keserim. Şey dondurucudan çıkarmışlar gibi olursun. Evet, 3, 2, 1 dokun eline. Evet. Ah ne demek? Ya benim kuzenimin kardeşi benim kardeşimdir. Ne oldu? İyi misiniz? Arkadaş. Bu kızda bir şey var. Ben de yavaş yavaş keşfediyorum. Ne olur. Tamam. Peki, götür beni bu duyarlardan. Götür beni. Hayır, öyle deme. Götür beni. Bence de. Adamla konuşuyorsun ama konuşamıyorsun. Evet. Beni acaba... Evet. Ah! Göğüslerimi unutmuşum. Şu an çok yavan hissettim. Bunu niye yapıyorsun? Belki de kabin basıncından. Arkadaşım. Ulan kabin basıncından göğüs içeri mi kaçar? Düşün işte. Nereden uçtuysan buraya. Geri zekalı. Kabin basıncı. Arkadaşım. Evet. Lütfen yapma. Bak bozma yapma. Ne kadar ben güzel yapmadım gidiyordu. Bu. Evet. Sen diksin. Göğüsler ileride. Evet. Kalça evet. Hafif çıkık. Evet. Evet. Lordsun sen. Busun. Evet. Kollar şeyden, omuzdan hareket ediyor. Dirsekten değil. Evet. Aynen. 3, 2, 1. Göster kolunu Jez. Onu değil Jez, öbürünü. Göster. Gir kola. Kırılacak mı bu kol? Tabii, onu ileride kıracağız. Evet, gir kola. Ve arabaya kadar götür. Prodüksiyon hemen araba yap. Arkadaşım, adama şeyler söyle. Hani şeyle senin... Hastayım sana. Hayır, öyle değil. Şey, kuzeniyle ilişkisi ne boyutta falan. Hemen iş oluyorsun herife. Kuzeninle çok acayip bir ilişkimiz var, 2 yıldır. Arkadaşım, değil. Senin kuzeninden onun nişanı... Ha, benimki onun ilişki. Pardon, evet. Ben onun kuzeniyle benimki sandım. Kuzeninin kötülü ona. O var ya... Arkadaşım! Hanımefendi ol önce. Mucur olsa bu kadar asmal. Pisliksin lan sen, pisliksin. Ama yine de yol yaptık. Evet, evet. Söyle. Kötülü onu hafif. O ne be? Lord'un sinema... arabası. Aracım. Lord'un arabası mı? Evet. Buyurun, arabaya doğru giderken sen adama şey, kuzenini kötüle. Ay inanır mısınız, beni karşılamaya geldiğinizde çok sevindim. Fakat kuzenim hayatta böyle bir şey yapmazdı. Çünkü kuzenim insan değil. Beni sevmiyor, beni kıskanıyor. Benim güzelliğimi kıskanıyor. Benim o inanılmaz vücudumu kıskanıyor. Biz bu dönemde vücut diyoruz. Henüz... Anlıyorum. Doğru, aç kapısını. Lütfen milady'im. Ha ben de... Buyurun. Pardon, arabanın kim miydi? Buyurun, lütfen. Lord. Arkadan bakma Londra'dasınız. Da. Londra'dasınız. Oo, orada da kamera var. Lan bilsene şu arabaya. Bineceğim, bineceğim. Bir rezaleti hazmedin. Londra'dasınız. Ona göre arabaya binin. Ha, sağa mı geçeceğim ben? Evet. Ha, tamam. Ama direksiyon yanlış yerde duruyor. Ya onu alırız o tarafa, bir şey olmaz. Ha, tamam. Okey. Milady'im, yanlış yere bindiniz. Buyurunuz. Arkadaşım, sen sağa binince kork. Ha. Sağa değil, burası sol. Tamam, sola binince kork. Buyurun. Allah'ım, arabanın direksiyonu nerede? Sağ tarafta. Malum Londra'da trafik böyle akıyor. Buyurunuz. İnanılır gibi değil. Bir yaşıma daha girdim. Ve inanır mısınız, bu sandalyeye donla oturmak o kadar seri bir duygu verdi ki. Vitesi Lady'ye ver. Ama önce göster. De ki, vitesimi size verebilir miyim? Tutar mısınız? Milady'im, vitesi siz tutar mısınız? Siz kontrol eder misiniz? Ne yapıyorsun? Boşa aldım, çalıştırsın diye.
Evet, çalıştır arabayı. Abi bu dönem orta start stop mu var? Yeni çıktı evet. Peki tamam. Evet. Ne yapıyorsun? Start stop var ama önden. Kuruyorum makineyi. Camdan çıktın kurmak için. Evet. Start stop var ama cam yok daha. Tamam yandan çık kur. Tamam. Söyle ama kadına yanlış anlamasın. Neyi yanlış anlamasın? Yok yok anlamam. Ha tamam. Malum arabalar önden kurulduğu için daha start stop teknolojisi gelmedi. Hayır ben de heveslenecektim. Ha gidelim mi hep beraber? Bu alay yayın. Benim şoförüm yok mu? Yok. Tamam. Lord'sun şoförün yok. Ya gene şeydi ön camdan girdi. Hayır girmedim geliyorum. Tamam. Adama bir şans verin. Önce kapıyı kapayıp sonra oturdun. Öyledir. İngiliz modellerinde öyle. Önce otur sonra kapıyı kapa. Ha tamam. Debriyaja bas. Ben hazır biri aldım. Sen söyle o vitesi değiştirsin. Biri alır mısınız Milady'im? Bir de zaten. Ha. O zaman ikiyi alın. Dur orada, geriye taksın. Aa, yanlış yola girdim galiba. Bir geri takar mısınız lütfen? Evet, yolda giderken arkadaşım, evet. Sen adama doğru şey yapmaya başla, devam edersin. Hayır öyle değil lan. Girme mevzuya hemen. Yürü. Yani kendini öv. Hayır, kendini öv. Şöyleyim, böyleyim. Bu et bir elbisenin vites altında... atarım, Allah inandırsın. Hayır öyle değil. İşte iyi özelliklerinden bahset adama. İnanır mısınız? Şu ana kadar benim için inanılmaz zahmetlere girdiniz. Fakat ben hala isminizi bilmiyorum. Aa, estağfurullah. Benim... Fırlah mı? İngilizim ben, soyluyum ben. Ama estağfurullah. Peki, estağfurullah. Sizin anlayacağınız dille söyleyeyim. Ben Lord... Ford. Ford. Ben Ford. Lord Ford. Tamam. Lord Ford'un çok garip tikleri var. Vücuduna sağ ayaktan sol omuza kadar kramp giriyor arada. Şimdi tam giderken... Tek değil o, hastalık o. Tam giderken birden kramp girsin. Gir kramp. Girdi. Arkadaşım sen müdahale et, araba savruluyor. Benden bu kadar hoşlandığınızı bilseydim. Hayır, o benim kronik hastalığım. Saçmalama. Lord Ford söylesene. Hanımefendi. Hanımefendi, benim bazen böyle sağ tarafıma bir kramp giriyor. Geçer, o geçerim. Nasıl geçer? Arabaya müdahale etsin, söyle Ford. Direksiyonu siz tutar mısınız? Direksiyon kırdı zaten bana verirken. O yüzden Allah'a emanet edin. Ford, al şunu eline. Bir daha baştan alıyorum orayı. Tamam, lütfen. Bak, sen bir anda "Oh!" diye bir acıyla bağırıp ayağından omuzuna kadar, yani sağ ayağın ileri, sol kolun yukarı kalkacak, tamam mı? Kramp giriyor, o sırada tut diye bağırıyorsun. Sen de direksiyona yapışıyorsun arkadaşım. Oradan, tamam mı? Sağ tarafa. Evet, 3, 2, 1, panikleyin. Yalla! Oh my God! Tut desene. Tut. Dur, arabayla bir şey yaşıyor. Hayır, hayır. Tut. Arabadan çok hoşlandı herhalde. Arkadaşım tutsana. İnsan kendi arabasına bunu yapmıyor. Kaza yapacağız Milady'im. Kaza yapacağız. Lütfen. Bu bazen bana oluyor böyle bir... Lan heyecanlansana. Panik yapsana. Allah'ım çok heyecanlıyım. Panik yap. Allah'ım çok heyecanlıyım. Duramıyorsun. Oturup kalkıyorsun. Lan direksiyonu niye kendine çekiyorsun? Adama doğru gitsene. Adam da direksiyon işte. Ben kendim oturup kalkıyorum. Çok panik yap. Çok panik. Allah'ım ne yapacağız? Şu an gerçekten ölebiliriz. Oh my lord. Hak etmiyor. Oh my lord mu? A lord. My god. Allah. Ne saçma bir aile bunlar ya. Panik ve o telaşla sen sağ sol yaparken orman yoluna girersin. Orman yolu. Allah'ım. Abi Milady'im dikkat edin. Ormana giriyoruz. Forest. Bakın. Direksiyonun anasını ağlattın zaten. Ön camdan çıktı. Bence ormana girelim artık. Arkadaşım... ilerledi. Ormana girmemiz lazım. Ya Lord şuna desene. Oraya çevir, buraya çevir. Ormana giriyoruz. El frenini çek falan derken arabayı yaslayın ağaca. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Milady dikkatli olun. Biraz sağ. Biraz sola 45 derece. 9'u çeyrek geçe. Evet, çok güzel. El frenini çekin lütfen. Lütfen çekin benim sol kolum. Evet, paralize oldu. Tamam. Kayar araba. Cayık. Oh. Ağaca geçirirsiniz. Cayık mi? Oh. Bence bu tarz bir kaza hiç cayık değil. Arkadaşım, vurursunuz, ön cama suratınız yapışır ikinizin de. Yapışın. Oradan konuşun. Ne yaptınız lan diye arkadaşım. Ya senden daha çok hoşlanıyorum. Aynen. Hani bu yönünü de tanıdım. Cama yapışın, orada bir müddet kalın. Arkadaşım söyle, canının acıdığını söyle. Canın acımadı değil mi?
Hayır, sizin acıdı mı? Aa, çok güzel, çok eğleniyorum. Arkadaşım, sen alttan camın içinden elini sokarak yüzünü çek. Cez, sen de beni de çıkarır mısın? Bileydim, bana yardımcı olsanız benim yüzü de... Aa. Ay Allah'ım, büyük bir kaza atlattık gerçekten. İnin aşağıya ve hava kararmaya başlamıştır. İnin aşağıya. Kendi aranızda konuşun. Arkadaşım, sen korktukça çocuğa sokuluyorsun. Ay, neredeyiz kim bilir. Ne olur ne olmaz yanımıza vitesi aldım. Hadi biri gelirse vuralım diye. Oho, kafa nereye gidiyor? Korkmayın, bize bir, bu kafadaysak bize bir şey olmaz. Evet. O, ve o sırada kurt sesleri gelmeye başlar. Seyirci, kurt sesi gelsin. Arkadaşım, duy kurt sesini, gir adama doğru. Korkmayın Milady'im. İnanılır gibi değil. Ben buradayım, korkmayın. Kim bilir başımıza neler gelecek. Allah'tan yanında kelepçe ve kırbaç getirdim. Kurtlar için. Lord, sen de ki korkma Lady'im. Şurada iki ağaç ötede bir ağaç ev vardı. Hala duruyor mudur acaba? Aha, korkmayın Milady'im. Burada iki ağaç ötede bir ağaç ev vardı. Belki de duruyordur. Hayır, oraya erotik şop yaptılar. Aa, kardeşim. Tabii. Yürüyün. Ah öyle mi? Ağaç evde uyumak ha falan. Aa, öyle mi? Evet. Ağaç evde uyumak hiç bana göre değil ama sizinle olacaksa sonuna kadar varım. Aa, çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Bu akşam orada konaklayalım. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Buyurun. Ağaç eve doğru ilerleyin. Burada mı? Bir ip görün. Bu mudur? Bak arkadaşı ipi yokla. Aa, bunları ben koymuştum. İpimle kuşağım. Hayır. Arkadaşım yapma şunu. Evet. İpi çek aşağıya. Çek. Acaba bu ne? İnanılır gibi bir şey değil. Hop, ip aşağı geldi. Sonra arkana dönersin. Arkana, hayır, tam arkana dön. Ha. Gör ipi. Lord, gör ipi. İşte bu ip. Bu ne lan? İşte bu ip. Ne için bu ip? Nuri, hemen ip, gel. İp bu da kuşak nerede? Nuri, gel, giydir kıza. Nasıl giydir? Sen git Nuri'nin yanına. Git Nuri'nin yanına. Şey, Lord Ford. Evet. Peki, ben seni buna ipe bindirip yukarı çekeceğim. Ağaç ev mi bu? Evet, ağaç eve çıkartacaksın onu. Tamam, ayrılsak da benden sana bir hediye. Oğlum bu ne lan? Milady'im, ben size yardımcı olacağım. Bu ipin üzerine çıkıp ağaç eve geçmenizi sağlayın. Sen çıkmayacaksın. Sen aşağıdan çekeceksin, onu çıkartacaksın. Nuri, ne oluyor oğlum? Ya çabuk ol Nuri, çabuk. Nasıl çabuk ol? Altında don var. Ya bir şey olmaz, çabuk. Nasıl olmaz? Ön sıranın parasını veririz geri. Kırbaç falan dedim, olay iyice açtı. O, Nuri! Nuri! Evet. Evet, tak kendini ipe. Lord, sen tarif ediyorsun. Ben seni yukarı çekeceğim. Ben seni yukarı çekeceğim. Sen kendini arkaya atacaksın evin içine. Sen kendini arkaya atacaksın. Evet. Evin içine gireceksin. Sonra sen de beni aşağıdan çekersin. Sonra sen de beni aşağıdan çekersin. Hocam, ben bir donu kurtarayım da bir dakika. Prodüksiyon, arabayı alın oradan. Ne oldu arkadaşım? Daha ne oldu? Daha bir şey olmadı. Arkadaşım, sen çok korkuyorsun. Benim çocuklara iyi bakın. Arkadaşım, sen çok korkuyorsun. Evet, esediliyor değil mi? Hayır, çok korkuyorsun. Adama da bu korkunu, hani hazır korkuyorum, belki biraz sonra öleceğim falan deyip bir öpücük alabilirsin. Ya belki. Ölmem de sıkıntı yaşarım. Senin iki tane çocuğun yok mu? Bir şey olmaz. Şu an çok korkuyorum gerçekten. Belki de bir daha görüşemeyebiliriz. Arkadaşım öyle değil. Adamı kandırarak, punduna getirerek. Aa, o ne? Aa. Hayır, öyle değil. O zaman da kulağını öpüyorum. Hayır, öyle bir şeyler söyle ki adamı punduna getir. Yoksa Lord bu, Lord. Çok özür diliyorum. Lan sen bana baksana. Zaten don emanet, benim değil. Yani beni öyle tanımayın. Şunu tak koluna çıkan yerine. He, bu bunu. Çıktı ki ya. Evet. Allah. Söyle, şey, çok acıklı şeyler söyle ona. İnanır mısınız, sizi tanıyalı yarım saat oldu ama... Keşke bir ömür birlikte olsaydık. Ah Milady'im, ne yapıyorsun sen? Kayış tam otursun. Allah kahretsin. Evet. Allah'ım. Evet, şey, Lord evet de mi? Ki, Lord de ki, ben de sizden hoşlandım ama ben Lord'um. Siz asil kandan mısınız? Onu sorgula. Mümkün gibi görünmüyor. Yani siz soylu musunuz? Kan? Asil mi? Tam birazdan alttan bakarsanız soyu göreceksiniz. Neden? Neden mi? Evet. Yani alttan bakınca nasıl anlayacağım ben? Çek beni yukarı, Allah kahretsin. Hayır, yukarı çıkarken çocuğa ağır çekimde el sallayacaksın.
Yukarıda biraz sonra belki aranızda çok acayip şeyler olabilir. Olacak, tamam. Olacak. 3, 2, 1. Sen yukarı çekiyor gibi yapacağız. 3, 2, 1. Yallah. Yallah. Oğlum. Hop, hop. Ve ağacın, ağacın ne yapıyorsun? Bıraktım kendimi artık. Ağacın dalına takılırsın. Takıl dala. Ay, dala takıldım. Söyle aşağıya durumunu. İnşallah daldın. Aşağıya bağır de ki, Ford Lord, Lord Ford. Söyle. Lord Ford. Efendim? Çok korkuyorum. Korkmayın Milady'im, ben buradayım. Lan yukarıdasın, yukarıdan bağırıyorsun. Ekolu yap sesini. Lord Ford, Lord Ford, Lord Ford. Efendim Milady'im. Bileydim, bileydim, bileydim. Bileydim, 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 bileydim. Tam olarak nereye bakıyorsun, sun? Ağaca bakıyorum, rum, rum, rum. O ağaç. Lan dönsene bize doğru. İşte dönemiyorum. Şey, Ford döndür onu. Döndüreyim. Ford döndürsene azıcık. Döndürdüm. Evet öyle kalsın. Evet Ford oradan oğlum, tut. Oğlum çok döndüm. Ford oradan tut. Alttan sen onu destekle elinle. Ne? Destekle. Evet çocuk takıldı kal. Oradan değil alttan destekle. Nasıl alt? Evet. Şimdi 1-2-3 deyince sen... Lordumsun. Ya şunu çevirsene bana doğru. Hayırdır, evet, amacınız ne? Durdum. De ki, lan şey de, lady'm de, üç deyince sizi ittireceğim, siz de kendinizi kaldırttırın. Şey, ağaçtan kurtulun de. Ve beyin üstü düşün. Bir lady'm, üçe kadar sayacağım, üç dediğimde ben sizi ittireceğim, siz de kendinizi böyle yukarı doğru çekiniz. Tamam da bu hakikaten tutman beni... Tuttu onur mu? Onur etti yani. Ha. Evet. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, kaktırıyorum. İndir, indir, indir. Nereye indir? Hayır, siz birlikte, yuvarlanırsınız yere. Yuvarlanın yere. Bir dakika. Yuvarlanın. Yuvarlanacağız hocam. Nuri çek bunu Nuri. Yuvarlanırsınız, kız senin üstüne düşer. Ben yuvarlanamam, tarlatan var. Arkadaşım, üstüne düşersin adamın. Düş adamın üstüne. Müzik oradan al. Lan ne yapıyorsun? Öyle gönül göz açılsın. Hayır. Adama doğru yuvarlan, üstüne kapaklan. Tam ay, o sırada... Ay. Kuzen, kuzen tam o sırada gelirsin sen de. Lord! Ah! Ah! Ah, ah sevgilim bak tanıştırayım. Hayır. Milady'im. Ya hiç... ne yapıyorsunuz? Bir dakika olmadı ya. Ya ben ne yaptım biliyor muyum? Kaldır şu kamerayı. Arkadaşım. Böyle belgesel olur mu? Arkadaşım lütfen yapmayın şunu. Ford. Ha. Yapmayın beni dinleyin azıcık. Ablacığım sen de git öyle. Sen öyle bir geleceksin ki. Evet. Kuzenini almaya gönderdin. Allah'ın lordunu bak neler yaptı. Tamam. Kuzenin üstünde yakaladın. 3, 2, 1. Sen yuvarlanıyorsun. O üstüne düşüyor. Bundan hazır. Ford sen niye yuvarlanıyorsun? Kız yuvarlanıp üstüne gelecek. Ha ben aşağıdayım. Tamam. Evet. Evet. 3, 2, 1. Yallah müzik. Ay. Ah. Allah'ım inanılır gibi değil. Ah. Gelsene oğlum, kız. Parçalarım seni. Sevgilim nerede? Aa. Ah. Ah. Kuzen? Aa. Orada değil. Burada. Herkesin kafa başka bir yerde. Ne saçma bir dönemdir bu. Ya kestik ya. Ya sen niye müdahale ediyorsun her şeye? Kız ne güzel girmişti içeri. Ya oğlum nereye çekiyorsun? Bırak. Kimse senin şeyin merak etmiyor. Adam artroskopi yapıyor hala. Sana ne? Benim filmim değil mi? Sizin evde seyredin o zaman. Sanat bu. Sanat için soyunuyorsun. Evet. Hehe mi? Senin... Allah. Lord senin hoşuna mı gidiyor? Ne gülüyorsun? Evet. Lord'u tanıyor musun? Gitmesin mi? Lord dünden razı. Lord, sen hayır, oradasın. Sen hiçbir şeyi görmüyorsun. Tamam. Kız da üstüne yuvarlanınca tam sana doğru böyle şey... Yani sanki öpüşüyormuşsunuz gibi bir hava oluyor. Kız sen de geliyorsun, görür görmez. Sen de yıkılmışın beni çalıyorsun. Müzisyen duydun mu?
Orada sen dizlerinin üstüne yıkılıyorsun. Duydu da umurunda değil mi? Evet. 3, 2, 1 altlı mağıtlı. Yallah. Ah. Ah. Yardım. Hey. Ah. Ah, milady'm. Ah. Kuzen. Artık kuzeni nasıl bir insansa ona benzetti. Ablacığım, kuzeni oradan mı tanıyorsun? Ne bakıyorsun? Ya, çocuk forceps'le doğmuş, surat biraz şey. Niye bakıyorsun Ezgi? Oradan tanıdım kuzeni. Ama siz de görseniz siz de bakarsınız. Aa, pislik yapmayın. Ne olur şu final sahnesini alayım. Tamam. Kurban olduğum. Ya çok evet, özür diliyorum. Şey, Ezgi, bu yuvarlanıyor ya. Evet. Bu onun üstüne tam düştüğünde sen gel. Ve ayaktan hiç konuşmadan dizlerin üstüne düş. Ağıtla birlikte konuşmaya başla. Ağıtla birlikte. Evet. Tamam. 3, 2, 1 Müzik. Yüksel. Fa majör bir şeyler çal sen de. Fa majör ne ya? Evet. Yalla. Ah, 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 ah. Allah'ım. Allah'ım. Yardım. Aa, Milady'm. Milady'm. Öyle değil. Milady'm diyorsun. Ne yapıyorsun Ezgi? Londra burası. Alayı problemli bunların ya. Ama ağıt istedin. Ya Londra ağıtı ya. E Milady'm. Olmaz. I am Englishman in New York falan. Onların da şu ağıtını söyle. Ağıta bak. Ağıt değil, mağıt. Öbür yüzden. Evet, İngilizce bir ağıt söyle. Sonra arkadaşım sen ona cevap ver şeyle, müzikal olarak. 3, 2, 1 Evet, lütfen. Şey, Jez, sen evet. Tam kucağındayken şey geldiğinden sonra bir kere daha tur atıp yerde çevirip üstünden geçip buraya bırakacaksın. Bir kere de zıplasın mı üstünde? Belki tam alamayabilirsiniz. Değil mi? Evet. Bir dakika çevirip... Evet mi? Karışma yönetmenin işine. Kim karışıyor ya? Çevirip nereye atacağım? Arkadaşım öyle durma. Artık ben bu sahneye ağırlığımı koyuyorum. Şaka yapma gerizekalı. Jez, evet yatıyorsun. 3, 2, 1 Yallah dönersin. Ah, Allah'ım. Ah, ah. Yardım. Allah. Ah. Mami mami. Ben ne günler gördüm. Sen dövünürsün, dövün. Dövün, ben oraya İngilizce şarkıyı aa, koyarım. Mami. Ne yaptın lordum? Arkadaşım durumu izah et. 3, 2, 1 yallah. Bence kuzen. Bence adamın beni tercih etmesi son derece normal. Her yola geliyorum. Adam seni falan tercih etmiyor. Öyle mi? Sen adamın üstüne düştün. Evet. Lordo. İşte ben talih kuşuyum. Arkadaşım sen hemen atlarsın, olayı izah etmeye çalışırsın. Kime? Ama şey kuzene. Ama sen adama gönlün var, o da ayrı. 3, 2, 1 buyurun. Yazıklar olsun size. Clara yanlış anladın, öyle bir şey değil. Ben ağaca çıkmıştım. Neden? Çünkü bana WhatsApp'tan yazdı. Ağaca çık diye. Sabaha kadar yazdı. 3.40. Arkadaşım! Evet. İftira atıyor. Ya anlatsana. Direksiyon boş. Adamın direksiyon, sağ ayak, sol kol. Boş. Bunlar sana bir şey ifade ediyor mu? Sağ ayak, sol kol. Sağ ayak, sol kol. Böyle bir yamukluk var. Böyle yürüyor. Enteresan bir adam. Sana lan göre adama değil. Girdi kramp falan söylesene. Adama girmez mi kramp? Allah'ım kendini oradan oraya atıyor, oradan oraya. Bir tek yanında ben varım. Arabayla gidiyoruz. Birden sabacana kramp girdi. İnanılır gibi bir erkek değil. Yoksa senin sevgilinin üstüne ben o tarz bir şey yapar mıyım? Ezgi inanmazsın, bir tokat çakarsın. Kime? İnanmazsın, bir tokat çakarsın. Hesap sormak üzere lorda yürürsün. Buradan sana yazık var olsun. Kız mikrofon var, Allah cezanı evet, ver. Evet biliyorum ama ben açıyı düşündüm seyirci görsün diye. Ya salak mısınız siz? Evet. Yoksa ne işimiz var burada? Vur şuna çabuk! Tamam. Seni terbiyesiz kuzen seni. Yazıklar olsun sana. Bildiğin adamın üstündeydin. Evleneceğim ben o adamla. Olsun nasıl ya. Kuzensin sen ya? Ya bir dakika durun. Olmuyor. Bakın sizin laflarınızın bu filmde hiç önemi yok. Önemli olan action. Benim o sahneyi alabilmem. Sen ona vuruyorsun. Evet. O da Lord'a vuruyor. Senin yüzünden yedim lan da ya. Lafın önemi yok. Sırf action diyorsanız olay başka bir... 70'lere gider. Arkadaşım sen karışma. Tamam siyah evet. Çorap da var çünkü. Pisliksin sen. Evet Ezgi sen ona vuruyorsun. Evet. O tokadı alır almaz benim ne günahım var bu lordun yüzünden deyip lorda çakıyor. Lord da diyor ki sen ne biçim lord karısı olacaksın diyor sana çakıyor. Bu böyle devam ediyor. 3, 2, 1 buyurun. Böyle komple bir tur dolaşıyor. Hayır. Annesi geldi. Evet 3, 2, 1 müzik yükselir. Müzik yükselir. Gel bir tur ağda yap. Evet müzik yüksel. Arkadaşım seni izah ediyorsun.
inanır gibi değil. Arabamız kaza yapınca kendisinin yani bacağı böyle bir an kasıldı. Arabanın kontrolünü kaybetti. Yalancı pislik, inanmıyorum sana. Ben tokat falan da severim. Arkadaşım! Kapat, kapat. Arkadaşım, kamerayı niye kapat. Niye yapıyorsun bunu ya? Kapat, kapat. Benim yapma kafa şunu. Bir an özel hayatıma gitti. Arkadaşım bak, Lord sen biraz ona yaklaş, tokat alacak mesafeye gel. Evet, Ezgi sen de ona yaklaş, sen de ondan tokat. Sen ona, o sana, o sana, o sana. Evet. Amacımız ne? Ben birine vuruyor muyum? Sen şeye vuruyorsun, Lord'a vuruyorsun. Lord'a mı? Senin yüzünden oldu, üstüme atladın diye. O da ona vuruyor, sen ne biçim Lord kalırsa olacaksın diye. 3-2-1 buyurun. Sana yazıklar olsun kuzen. Oh. Allah seni kahretmesin. Ah, üstüme atladığın için bunlar oldu. En yakın kuzeninle aramızı bozdu. Sen nasıl Lord karısı olacaksın? Aa, ne oluyor be? Bu böyle tur bindirir döve abi. Arkadaşım ya. Kalkın ayağa. Ayağa kalkın. Çok saçmaydı ama hocam. Bence ya. De. Ya bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Hadi siz ikiniz salaksınız. Cez sana ne oluyor? Bu ben de onlarla kala kala salak oldum hocam. Ahşapta bir şey var, çekiyor. Ya niye benim dediğimi yapamıyorsunuz? Siz benim sinemamın önüne niye geçiyorsunuz? Sizin bir sinemanız yok hocam. Ya sus! Sizin sinemam dediğiniz şey şu an yasaklanıyor. Gel öne. Kim? Üçünüz de öne gelin. Jesse alkışlat seyirciye. Yes, Moho. Uçuyorlar. Programa geldiğin için sana hediye vermek istiyorum. İşin gücün pislik. Temizle, başka... bugün giydim. Hiçbir işe yaramıyorsun başka. Sen ne bakıyorsun? Senin de ondan bir farkın yok. Hocam ne dediyseniz yaptım. Ne dediysem yapmadın. Yaptım. Kendine göre yaptın. Bu salaktan ne farkın var senin şimdi? Kadın. Gidin içeri, sonra gelin. Tamam. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Hazırsa yollayın sahneye. Ne oldu sana? Sıcak oldu biraz. Niye geciktin giyinmekte? Yok gecikmedim ben. Orada bir cuncuna vardı arkada. He? Onu bekledim. Kız nerede? Ezgi gel. Senin ayağındakiler ne arkadaşın? Benimkiler normal. Ciddi kayak ayakkabılar. Niye? Karda bir balo falan olursa diye hazırlıklı. Baloda kayarsın, testiyi çatlatırsın. Evet. Ne oldu? Yok, mikrofonu ayarlıyorum hocam. Bu tarz kıyafetle... Mikrofon içinde mi onun? Evet, kendinden otomatik mikrofon. Evet. Nesiniz? Cezalıyız herhalde bunu giydiğimize göre bu sıcakta. Ay, altlıklarınız nerede? Yaptık çıktık hocam. Altlık ne? Üstüne binip kaydığınız şey nerede? Ha bilmiyorum, vermediler bir ya, şey. Ya üstüne bineceğiniz sopa yok mu? Hayır, elimize tutacağımız sopa var. Üstüne bindiğimiz şey sopa değil. Aynı sopanın geniş sopası yerde var. İşte spora bu kadar meyilli olması hepimiz için. Prodüksiyon de... alt sopası yok mu bunların? Alt sopasının prodüksiyonu şu an internetten bakıyor. Alt sopa nedir diye. Tamam, evet. Sol ayak... Kayak, kayak, evet. Ha. İkiniz de birini sağ ayağınıza, birini sol ayağınıza takın. Diğer ayaklarını... O ne? Ne oluyor? En güzel iş onunki ya. Böyle bırakıp gidiyor ortaya. Tamam, evet. Hangisi hanginizin? Bilmiyorum. Hangisini istersin? Çünkü ikisi de sevimsiz. Bence şu incelerden bir tanesini Ezgi'ye ver. Diğer ikisini de sen bir ayağına, bir ayağına ötekini tak. Hayır, bu zaten iki ayak takmalı. Lan gerizekalı, tek tahtaya iki ayak takılır mı? Bunu keşke icat eden abiyle yüz yüzeyken konuşsanız. Sen ben ne diyorsam onu yap. Elin gavuruna mı inanıyorsun, bana mı? Ama kızcağız tekiyle ne yapsın bu incenin? Ya ne yap? Ötek ayak kaysın. Cezalı. Gülme. O cezalıysa beni Allah kahretti. Ben hem onunla hem onunla kayıyorum. Arkadaşım, sen salak olduğun için dengede dur diye hem kalın tahta hem ince tahtayla kayıyorsun.
Tamam. Ruganla kayan ilk insanım, yemin ediyorum. Diğer ayağına da diyelim tak. Ne yapıyorsun sahnede? Bir tur atıyorum şöyle sahneye alışayım. Bilmiyorum, gidemiyorum ki bir yere. Ezgi, ayağına girdi mi o senin? Oğlum bu ne lan? Girmedi tam. Ayağına girdirteceksene, şeyini yapsana. Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Ben al... Lan ben sana demedim, birini onu tak, birini onu tak. Böyle anca oluyor bence. Olmaz, sopaları kullanamazsın. Evet, bir ayağında o, bir ayağında da o. Kay bakayım, göreyim. Böyle kayılır mı? İşte ben onu diyorum. Neyse, tamam, idare edeceğiz. Bak kızın güzelliğine, estetiğe, narinliğe bak. Zerafete bak. Cezada mısın tek ayak? Nedir? Hoca öyle dedi ya, tek ayak kayacaksın. Sen yorulunca öbür ayağını al aşkım. Tamam. Tabii tabii ya. Ben daha burada kalkarım. Onlar tepede. Evet. Uludağ'dasınız. Ve siz çocukken birbirini Uludağ'da tanımış, aşık olmuş insanlarsınız. Ve yıllarca birbirinizi görmemişsiniz. Tamam mı? Tamam. Fakat çocukken birbirinize bir söz vermişsiniz. Bundan tam 35 yıl sonra bugün... Uludağ'da buluşacakmışsınız. Evet. Şimdi siz sağa sola gidin, çocukluğunuz gelsin. Çocukluğunuz birbirine söz versin. Gidin sağa sola. Soyunup gelelim. Nasıl kıyafet? Hayır, sağa sola gidin. Sen Barış'a git, sen öbür tarafa git. Evet, çocukluğu gel. Sen nereden gittin? Benim çocukluğum yoksa büyük spor yapmışım. Hayır, çocukluğun geldi. Evet, tam. Tuna, gelin öne. Beni niye gösteriyorsun Tuna? Evet, siz çocukluğusunuz Tolga ile Ezgi'nin, tamam mı? Tamam. Bumcu gelsin, evet. Çocukken Uludağ'dasınız, birbirinize söz veriyorsunuz. Tuna, şimdi sen çok üşü dağda, üşü. Don, 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 evet. Tuna, lan ne biçim isim koymuş babanız size? Evet, babanız kim sizin? İşte. Bakma, evet. Tam, gel sarıl ona. Üşüyor musun de. Üşüyor musun? Ben edeyim. Üşüyorsan üşüyorum de. Hayır, üşüyorum. Tipik kadın işte. Tuna, niye üşüyor gibi yapıp üşümüyorum diyorsun çocuğa? Üşüyorum. Tam, de ki, galiba de büyüyünce seninle evleneceğim de. Galiba büyüyünce seninle evleneceğim. Tuna, hemen ittir onu. Ay, hemen de yavşadın, evet. Ben benim dediğimi deme, sen başka bir şey sor. Terbiyesiz herif. Tuna, Tuna sen sola doğru gidersin. Git sola doğru, arkanı dön. Hayır pardon, bana doğru, bana göre sola doğru. Bana göre sol. Yani sağ. Sağ mı sol? Gel bana doğru gel yavrum, gel. O, yıllardır onu yaşıyorsun. Tamam, böyle git. Sahnenin önüne doğru ilerlersin, durursun, kafanı omzundan arkaya çevirirsin. Bilmem ki annemler ne der. Bilmem ki annemler ne der. Tamam, gel de ki, o zaman şöyle bir şey yapalım. Şey, Tuna de ki, biz daha çocuğuz. Biz daha çocuğuz. O zaman 25 yıl sonra bugün burada buluşup konuşmaya ne dersin de Tan? O zaman 25 yıl sonra burada buluşup konuşmaya ne dersin? Tabii ki dersin. Tabii ki. Ve seyirciye selam verip çıkarlar. Arkadaşım sen gel, 25 yıl sonra bugün geldin. Geldin ve bekliyorsun gelecek mi? 25 yıl önce söz... Düzgün kay! Aramızda estetikçi var mı? Ne yapıyorsun? Toplamış. Rüzgar şunu alttan bastır, yukarı doğru... Ha. Evet. Ve o günü hatırlarsın, gelmeyecek galiba. O günü galiba hiç unutamayacağım. Gelmeyecek galiba diye üzülürsün arkadaşım. Allah, gelmeyecek galiba ya. Uf, o kadar da söz vermiştim. Üzül. Bırakıyorum Kaya. Hayır! Kalırsın dağın başında geri zekalı. Gelmeyecek, gelmeyecek. Ve
gözyaşı kara düşer. Ve erir komple, kayak sezonu biter. Hayır, gözyaşı kara düştüğü anda, düşür kara. Ne yapıyorsun? Dizle toparladım. Hayır, öne doğru, kayağın önüne doğru getir gözünü, oradan kara düşür. Gözyaşı kara düşmeden kız bağırarak gelir. Ay! Öyle niye bağırıyorsun? Bağırıyorum, ne diyeyim? Manyak mısın? Hocam... Ayı saldırmış gibi. Ama bağırın dediniz, bir şey demediniz ki. Hayır, bir çocuğun gözü kara düşerken nasıl bağırılır? Gözü kara düşerken ama çocuğun. Gözyaşı kara düşerken nasıl bağırılır? Sen gözyaşını göster kafanla. Bağır! Ağlama, geldim işte. İnanamıyorum. Gerçekten sözünde durdun. Evet. Ve kıza cilvelenmeye başlarsın. Senin tek kayağı mı var kız? Allah seni kahretsin. Öyle değil, gerizekalı. 25 yıl sonra ilk defa görmüşsün. 25 yıl sonra ilk defa görünce şey yaparsın. Ben çok mühim bir insan oldum, çok iyi adam oldum falan ben tarzı. Ben çok mühim bir insan oldum bu 25 yılda. Yapılamayacak şeyleri deniyorum. Hayır, onu hareketlerinle göstereceksin. Kız senin adam olup olmadığını ilk görüşte anlamalı. Kız geldiğinde yüzünde sempatik fakat bir o kadar da salak bir ifade ver. Yani kız seni salak sansın ama bir de bocalasın. Lan acaba değil mi falan, evet. Ver. Beni özledin mi? Yani 25... Çok iyiydi. İyi. Arkadaşım, ama... kadınlar cin gözlerden hoşlanmazlar, lütfen. Evet. Evet, gel Ezgi. Oğlanı salak gör. Oo, tam benlikte. Evet, 3-2-1 buyurun, gel. Malsın. İnanamıyorum, geldin. Söz verdiğimiz gibi geldim işte. Sağ ol. Elimi eline değdirebilir miyim de? Hayır! Ha! Oğlum, elimi eline değdirebilir... De ki, sol elimin işaret parmağını senin elinde herhangi bir yere değdirebilir miyim? Affedersin, eli tutabilir miyim ya? Hayır! Sol elimin işaret parmağını... Salaksın! Salaksın sen ha, vallahi. Sen salaksın. Arkadaşım, kıza salaklık veriyorsun. Ha, çok üzülüyorum. Ben şey sandım, sen de tartışma. Sol elimin işaret parmağını sağ elinin herhangi bir yere değdirebilir miyim? Neden? Beni bu mutlu ediyor. Değdir o zaman, madem bu kadar küçük bir şeyle mutlu olacaksın. Ezgi, sen bu 25 yılda bambaşka bir insan olmuşsun. Spiritüelsin sen. Efendim? De ki, değdiğinde pozitifleri bana yükleyip negatiflerimi alttan alacaksan neden olmasın? Evet, buyurun. Ver. Emin misin? Elim işaret parmağı sahine herhangi bir yere değebilir miyim? Eğer değdiğinde pozitifleri verip negatifleri alttan atacaksan neden olmasın? Tamam. Oh! Ezgi, hisset, hisset. Baş parmak işaret parmağına havaya, ağzını aç. Bak bakalım pozitif geldi mi? Nasıl? Hiçbirimizi anlamadık. Boş ver sen. Ya baş parmağını işaret parmağına değdirip havaya kaldırıp ağzını havaya açsana. Öyle değil, gerizekalı mısın? Arkadaşım sen şuna yoguyu göstersene. Ben buradan aşağı kaydırıyorum kendimi. Hayır. Şöyle bir şey. Bunu mu bekledin 25 yıl? Arkadaşım işaret parmağını, baş parmağını, kolları yana açıp yukarı doğru vuu yapacaksın. Ben? Hayır, sen değdiğin anda Ezgi. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyor? Yukarı, Ezgi, avuçlar yukarı gelecek. Avuç içleri yukarı, öbür elinin de. Öbür elinin de. Öbür elinin, biraz daha aç kanatları. Evet, ağzını aç, gözlerini şaşı yap. Huuu diye yukarı doğru, evet. Gülme, hissettin mi? Hissetmez miyim, şu halime bakın. Ne alıyorsun şu anda? Pozitif alıyorum, negatifi attım gitti. Evet, attığı negatifi gör arkadaşım ve ona söyle. Negatifi gördüm, negatifi gördüm, evet. Biz dağın başında iki gerizekalıyız değil mi şu an? Buraya kadar, lütfen! Buraya kadar nasıl çıkmışız biz? Arkadaşım, evet. Dokun kıza. Bak, bunları hızlı yapacağız. Hepsi iptal. Hepsini yeniden çekiyorum. Of, başlasan. Evet, 3, 2, 1. Baş parmağıma değdirebilir miyim? Sol elimin işaret parmağına sahibi herhangi birine değdirebilir miyim? Eğer negatif atıp pozitifi vereceksen değdirebilirsin. Tamam, hadi al. Elini yap. Şey yap, aç hadi. Atmıyorum de.
Attın mı? Attım, attım. Süper. Negatifi gördüm, görsene. Gördüm, gördüm. Negatifi. Gördüm de negatifi. Gördüm, gördüm ben negatifi. Lan salaksın sen, salak olarak. Negatifi gördüm. Hadi biraz kayak. Gel buraya. Kızın başka amaçları var. Ezgi de ki, benim hayattaki amaçlarım başka. Hep gülüyorsun konuşurken. Hop! Lan! Ön süre her zaman sigortalı bizde. Diyelim ki öldün, aileye büyük para kalıyor. Evet Ezgi, sen devamlı gülüyorsun ve çok mutlusun. Her cümlenin arasında gülüyorsun, tamam mı? De ki, benim hayatta amaçlarım başka, mutluluğu arıyorum. Verebilecek misin? Kayarak söyleyin bunu, kayarak konuşun. Sen de kay. Benim hayatta amaçlarım bambaşka. Bana mutluluğu verebilecek misin? Vereceğim, vereceğim. Aşağı önceki de kazanır. Hayır. Arkadaşım, sen de sorana de ki, sence mutluluk nedir, dir, dir? Peki sence mutluluk nedir? Ne yaptın? Bak, takakta da kayıyorum. O da benimle gelmeye devam ediyor. Söyle, sence mutluluk nedir? Sence mutluluk nedir? Ezgi, sen de bunu arıyorsun. İşte ben de bunu arıyorum. Bunu bana verebilecek misin? İşte ben de bunu arıyorum. Bana bunu verebilecek misin? Hayatın anlamını arıyorum. Ha? Hayatın anlamını arıyorum. Verebilecek misin bana vereceğim, bunu? Vereceğim, Allah'ın cezası vereceğim, tamam. Evet, kız acıkmıştır. Evet, kayıyorsunuz. Çok hızlı kayıyorsun. O kadar hızlı kayıyorsun ki konuşurken ağzına rüzgar giriyor. Konuş. Acıktın mı sen de? Karnım acıktı galiba. Senin ağzına niye rüzgar girmiyor? Ben korudum kendimi şöyle. Ha, aferin. Öyle olunca girmiyor mu? Yok, girmedi. Evet arkadaşım, konuş. Acıktın sen o zaman. En yakın yani. Yemek mi yiyelim? Sırtımda sandviç vardı. Sırtımda mı? Sırtımda. Sırtımda. Hala daha ne uç var? Sırtımda sandviç elini var. Elini sok çıkar da kıza. Elini sok çıkar. Hayır, sırtıma elini sok, sandviçi çıkar. Sırtıma elini sok. Tam ortadan böyle sivri yap. Kürek kemiğini kır. Arkadaşım, birden kalçayı kıza doğru atarsın. Sırtımda sandviç var, çıkarsana. Evet, evet. Birden çıkar. At kalçayı çabuk. Buldun mu? Buldum. Tamam. Neliymiş? Salamlı, peynirli. Ya şimdi onu mu düşüneceğiz? Bu bulsam yiyeceğim ben. Açız işte. Neliymiş sandviç? Sen beğenmedin, söyle. Aa, salamlı mı yapmışlar? Aa, sen değil, o beğenmedi. Aa, salamlı mı yapmışlar? Özellikle söylemiştim salamlı yapın diye. Ya ben yaptırdım zaten, niye beğenmiyorum ki? Beğenmiyorsun arkadaşım. Beğenmiyorum, ben... kendi yaptığımı beğenmiyorum ben. Salamlı yapmışlar, lanet olsun onlara. Gerizekalıyım ben, niye salam koydum içine? Aa, ben yönetmenim galiba ya, meslek değiştirmeliyim. Niye bunun içine salam koymuşlar ya bize? Tamam, sen sandviçi iki sırıkta ye, sonra da pozitif pozitif gülümse adama. At ağzına sandviçi. Bir şey söyleyeceğim, bu dağda beni yer söyleyeyim yani. Arkadaşım, o yiyince sen sinirleneceksin. Ne yedin o sen? Bir tane sandviç vardı, böyle çektik onu. Bilirim ben onu. Ya da adamışımıza bir şey gelse, aç kalsa. Ben tokum. Arkadaşım, çok sinirlendin. Çok. Ama 25 yıl öncesini düşünerek aklına getir. Çıkarayım üstündekileri. Hayır. Ha. De ki, ben ne yiyeceğim? Ben ne yiyeceğim şimdi ya? Ben de acıktım. Pozitiflik yersin de, enerjin söyle. Pozitiflik gelsin. Hayır, ha. Ezgi sen pozitiflik yersin. Pozitiflik yersin. Daha önce söylesen ayırırdım sana ama önemi yok. Emin ol ki içindeki o tatlı enerji seni tok tutacaktır. Bak, elimle senin midene koyacağım de. Evet. Sopayla vur. Hayır, hayır. Elimle midene koyacağım, enerji vereceksin mideden, duyacak o, evet. Bak şimdi, ben elimle midene koyacağım senin. Pozitif enerjiyi. Nereden buldun bu zarif kadını be? Arkadaşım, sen çok salaksın ve çok mutlusun. Tamam. Mideni şimdi göster. Duyacaksın şimdi. Mideni göster. Gülümse. Ama o kalbime vermek ya tarafta. Nerede o? Doydun mu Deniz? Nerede o mu? Herkes de ayrı yerde mi? Muhite göre mi? Benimki burada. Kız burada işte miydi? Karın boşluğu Ezgi söyle, doydun mu? Doydun mu? Doydum, doydum. Arkadaşım, bize doğru bakın, salak bir ifadeyle doy. Doydum. Evet, devam edin yolda. Devam edersiniz. Ya neye devam et? Anamız ağladı, burada kar eridi, ter aktı. Kız mutluluğun sırrını, hayatın sırrını arıyor.
giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam film mi çekiyorsunuz? Bu karda kışta. Çok eski arkadaşım. Evet, bir ayı al sahneye hemen. Yapmayın, göstermeyelim sizi. Arkadaşım alsana bir ayı sahneye. Gelsin birisi arkadan. Müsyen gelsene, kime diyorum? Bir gün piyanoyla vuracak, yemin ediyorum. Evet, Müsyen bu tarafa geç. Sen ayısın, içinde ben varım, tamam? Tabii ki de. Evet, bir anda bir homurtu duyarsınız. Hom. Oo, yönetmen yemek yiyor. Arkadaşım, tırsana. Benim... Ne yapayım? Tırs. Kıza sokul. Kız, birbirinize sokulun. Sesi duydun mu? Evet. Sana doğru geldim, kayaktan çıktı o ses. Korkacak bir şey yok. Hadi gidelim. Hayır ulan! Ezgi söylesene. Hom hom mu? Hom hom. Hom hom sesleri geldi. Galiba bir ayı... Ayı var orada. Homur, 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 homur. Arkadaşım çok titriyorsun. Kız sen de titriyorsun. Tam o sırada Özer, ağacın arkasından önlerine atlarsın. 3, 2, 1, yalla. Nara! Böyle beyefendi ayı görmedim ya. Bir de gülümsüyor canım. Ya inanılır gibi üstüne başına bakayım. Ne kadar pozitifsin sen. Dur sana insan vereyim. Arkadaşım bir dur. Ulan ayı geldi, ayı. Evet. Nasıl şey korkmazsınız? Çünkü smokinli bir ayı olduğu için bir zarar gelmez. Arkadaşım onun smokini değil, onun kürkü öyle. Özer bir daha gel çamın arkasından. Ezgi. Evet. Sen o kadar korkacaksın ki. Evet. O kadar korkacaksın yani. Daha da korkmayacaksın ondan sonra artık. Son korkuşum bu. Evet. 3, 2, 1 arkadaşım inşallah önümüze atlamaz de. İnşallah önümüze atlamaz gerçekten tamam, yapacağım. Tamam güzel düşün. Yalla. Ayı. 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 İstersen şuraya basma çünkü bıraktım. Sana da bulaşmasın. Ya ayıdan böyle ses çıkar mı Allah? Sen ya müzisyen, ellerini kaldır bir iki hareket yap. Evet. Kendi de şaşırıyor. Oo. Nasıl bir ayıyım ben? Oo. Bir şey yapsana. Kız arkasına gir, çocuğun arkasına gir. Gir arkasına gir. Allah'ım devlet demiryolları gibiyiz. Hala bak kıpırdayamıyoruz şurada. Hocam bir sıkıntı mı var söyle yoksa gitmemiz lazım. Şu an çok karışım. Arkadaşım ayı görünce ne yapılır? Yapacak bir şey yok. Dua edeceksin Allah'ım inşallah bana saldırmaz diye. Hayır. Ayı görünce oturulur. Oturun. Ses yapmamaya çalışın. Otur söyle kıza da söyle. Otur çabuk çömel ses yapma. Bizi insan sanmasın. Evet başka bir şey numarası yapın. Evet. Bu sahne çok güzel oldu. Öbür sahneye geçiyoruz. Bu ne? Yönetmen taklidi yapıyorum şu an. Ulan yönetmen oturur mu gerizekalı? Yönetmen hep oturur hocam. Evet şey... Ayı. Ayı sen devreye gir. Siz ne arıyorsunuz burada? Sen konuşuyor musun? Ha? Ne arıyorsunuz burada? Bana enerji mi veriyor? Enerji kol mu geziyor? Büyüsen burada derken kafaya çatlatıyorsun tamam mı? Siz ne arıyorsunuz burada? Biz kayak yapıyoruz. Arkadaşım, titreyerek konuşuyorsun. Ve sen söyleyemiyorsun bir türlü. Ezgi sen devreye giriyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Biz kayak yapıyoruz Ayı Bey. Sana mı sordum lan? Hayır bana sordum. Tamam bana sormadınız ama arkadaşım birazcık korktu, tedirgin oldu. Sonuçta nihayetinde ayısınız. O sen yüzden ben pozitif cevap vermek istedim. Pozitif enerji ver. Sonuçta ben cevap vermek istedim o yüzden. Ayı bile olsanız çok tatlısınız. Elinle pozitif gönder ayıya. Öyle değil, ittirerek. Ah. Arkadaşım sen gene konuşama. Arkadaşım biraz heyecanlı. Şu an konuşamıyor Ayı Bey. Mazur görününü bıraktı. Olduğu gibi bıraktı şu anda. Hangimiz yapmıyoruz ki diyor. Biraz canı sıkkın. Sonuçta dağın başında aramızda kalır. Olur biter unuturuz. Ay ne kadar güzel bir gün. Ezgi senin nasıl bir hayatın var? Ne saçma bir insansın. Dağ başında birbirinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Yani bu olay burada kapanırsa sorun olmaz diye düşündüm ben.
Evet, ayı sen devreye gir. Ayı niye yardım ediyorsun adamlara? Neticede beni bir insan büyüttü. Arkadaşıma bir tokat vur da şaşkınlığı gitsin ayı. Neticede beni de bir insan büyüttü. Ben insan yiyen biri değilim ki. Yediğim güzel Ersincan balı yani. Bir şey desene arkadaşım. Arkadaşım hala konuşamıyor. Onu mazur görürseniz sevinirim. Kaç yıldır buradasınız? Ne kadar güzel bir yer burası. Ha, sizin gibi turistler gelip buraları mahvediyorlar işte böyle. Aa, biz ne yaptık ki? Sadece kayıyoruz. Evet. Arkadaşınız niye konuşamıyor? Heyecanlandı biraz. Konuşsana lan, lan. Ben biraz korktum sizden de. Arkadaşım söyle. Gerçekten ne arıyorsunuz? Şimdi biz şöyle açıkça söyleyeyim. 25 yıldır ilk defa görüyoruz birbirimizi. Bir romantik bir karda böyle bir kayak yapalım falan. Böyle bir spor olsun. Birbirimizi birazcık özlemiş. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Basur değil mi? Çok eski, en eski hastalıklardan biridir. Tabii basurlardan biri vardır bu. Ama tedavisi var. Kalkarsın ayağa, kalk ayağa. Evet, şimdi sor. De ki, size sorulmaz Ayı Bey ama biz hayatın, mutluluğun sırrı falan değil. Size sorulmaz ama biz hayatın, mutluluğun sırrını arıyoruz. Nerede bulabileceğimizi de bilmiyoruz. İlk defa böyle bir geziye çıktık. Bize yardımcı olsanız çok sevinirim. Pozitif olun hemen. Hemen pozitif. Çakra. O ne lan? Aa, ayı şeysin bu. Yok, normal şey. Tamam. Nerede evet, bulabiliriz? Mutluluğun sırrını biliyorum galiba. Ho ho ho. Bir keşiş var. Everest'in tepesinde. Aham da Everest ora. Everest'in tepesinde bir keşiş var. Yanına giden o büyülü sesi duyunca mutluluğun sırrına da eriyormuşmuşmuş. Ho ho ho. Haydi bakalım. Siirt pervari balı gelmiş bana, eyvallah. Hadi rastgele. Ya ayı bile normal değil. Yani bizim kaderimiz böyle işte. Arkadaşım mutluluğun sırrını söyledi. Çok mutluyuz. Şu an nerede bulacağımızı biliyoruz. Everest'in tepesi. Evet. Evet. Siz son hızda kayarken prodüksiyon Everest yapın sahneye çabuk. Son hızda kayarken arkadaşım sen düşüp ayağını kırarsın. Evet, kay son hızda. Tam kıza bir şey yaparken, anlatırken, kıza şakalaşırken. Ya inanılır gibi değil. Mutluluğun sırrı. Aa! Lan! Bir yerine girdi mi? Tamam, devam. İyi misin? İyiyim, sadece ayağım kırıldı galiba. Bileğini kırmışsın. Bileğimi kırmışsın. Dur, sopayı şuraya şöyle atel yapalım. Atel? Çok basma üstüne ne olur. Ayağım nerede? Azıcık yolumuz kaldı, hadi sabret. Evet, mutluluğun sırrını bulmak için ilerlersiniz ve Everest'i görürsünüz. Arkadaşım, gör Everest'i. Bu mu Everest? Evet. Gör Everest'i. Al Everest. Gör uzaktan, heyecandan, salak bir şekilde kıza söyle. İnanılır gibi değil. Everest. Geldik işte bak. Bunu kutlayalım, bir şey patlatalım de. Eski. Evet, bacağımı kırdın, patlatın. Ya ne yapacağız? Bacağım kırık zaten. Ulan şampinya falan yok mu? Ne? Şampinya mı? Evet. Şampiyon olunca... Şampiyon. Evet, olunca patlatılan. Evet. Evet, söyle. Bir şey patlatmamız lazım. Bir şey patlatmamız lazım. Birazdan gerçekten yapacağım çünkü. Gördüm Everest'i. İnanılır. Ama o büyülü sesi duyamıyorum de. Ama o büyülü sesi duyamıyorum. Herhalde oraya tırmanmamız lazım. Hadi tırmanalım o zaman. Ve tam o sırada keşiş gelsin, Everest'in tepesine otursun. Keşiş gelir, Everest'in tepesine oturur. Siz minik. Salak salak kaymaya devam edersiniz. Minik mi? Keşiş, çıkar şapkayı. Keşiş evet. Dağdan mikrofona mı sesleniyor? Siz keşişi görmüyorsunuz. Görmüyoruz. Siz kayarken artık umutsuzluğa kapılmışsınızdır. Kapılmışız. Umutsuzluk içindesinizdir. Hüsnü sen de onlar umutsuzluk içindeyken öyle büyülü bir ses verirsin ki titreyerek kalırlar oradan. Kal gelir ve sese doğru ilerlersiniz. 3, 2, 1, umutsuzluğa kapılın. Çok umutsuzluğa kapıldım çünkü mikrofon içime kaçtı galiba.
Ve müziği duyunca o kadar hafiflemişsinizdir ki böyle içinize bir şey dolmuştur. Göreyim yüzünüzde mutluluğu. Söyle de ki sanki bulutların üstündeyim. Sanki bulutların üstündeyim. İçime bir şey kaçıp beni yukarı çekiyor gibi. Mikrofon işte o. Hayır lan mikrofon değil. İçine böyle pimpon topu gibi bir şey kaçmış seni yukarılara kaldırıyor. Neyse ki... Anlat kes... kıza bunu. Böyle sanki... Böyle içimde böyle hani kelebekler olur derler ya, öyle bir duygu var. Bu ses beni o kadar acayip bir yere götürdü ki. Ben de şu an huşu içindeyim. Böyle bir şey olamaz. Prodüksiyon, şeyin, keşişin daha önceki şeylerini ona gelmiş olanları getirin. Pelerinle gelsinler. Evet, siz de yavaş yavaş ilerleyin daha doğru. Aa, o ne lan? İlter soluna geç. Evet, çabuk olun. Evet arkadaşım, yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Gel İlter'i gör. Gör İlter'i. Mutluluğun sırrı ona sorun. Keşişe nasıl gidebiliriz diye. Görün adamı heyecanlanın. Gör. Aa, merhabalar. Mutluluğun sırrını elinde tuttuğunu söyleyen keşişe nasıl gidebiliriz acaba? Önce onu içinizde hissetmeniz lazım İlter. Önce onu içinizde hissetmeniz lazım. Ben de bundan korkuyordum işte. Tamam. Arkadaşlara çok ama sizden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Evet. Gidelim gidelim. Burada yok. Aradığımız şey burada yok. Evet. Mutluluğun sırrı için ilerlemeye devam ederler. Dağda yavaş yavaş ilerlerler. İlerleyin dağda. Göz gözü görmüyordur. Bir tipi vardır. Puf! Tipi yap. Seyirci tipi yapsana. Bu ne lan? Göz gözü görmüyordur. Kızın elinden tutup kayaya çekersin. Çekerken kız kayar. Kayar. Ayakları boşta kalır. Düşüyordur. Kurtar ulan kızı. Ay! Düşüyorum. Ama yine de pozitif düşünelim. Benim bacağım kırılmadı mı ya? Kırıldı. Bacağın kırık ve kız düşüyor. Ne yapman lazım? Öbürünü de kırayım diyeyim ki tutamam seni. Hayır. Öbürünü kırma. Kızı ne yapman lazım? Atayım bırakayım iyisi. Ne ona olmaz ulan. Sen de ***'siz adamsın. Değil mi? Evet. Kahraman olman için ne yapman lazım? Kahraman olman için şu an kızı kurtarmam lazım. Kızı sallayıp sallayıp yukarı atacaksın. Evet, söyle kıza ne yapması gerektiğini. Aşağı sarkmış kız. Şimdi seni kurtaracağım, tamam mı? Lütfen. Seni yukarı doğru hızla çekip sallayıp benden daha yukarı çıkmanı sağlayacağım. Tamam. Yapamazsam ya kolunu kıracağım. Aha. Büyük ihtimalle ilk başta anlamasın, sonra acır o. Tamam. Bana olmuştu. Bir, iki, üç. Ay. Şimdi sen aşağı düşersin, kız yukarı. Ah. Tut elini. Gel buraya. Tutamadı. Tut ne? Tut. Parmağının ucundan tutar arkadaşım. Ayak ucunu ver, ayak ucunu ver kıza. Ayağının ucunu ver. Tuttum. Nereye tuttum. Tuttun? Nereye tuttun? Dur ya. Tuttum. Konuşsana. Çekiyorum. Tebrik ediyorum. Herhangi bir DVD'de böyle bir şeye denk gelmedim. Arkadaşım kıza söylesene ne yapması gerektiğini. Şimdi? Evet. Maşallah. Çekti orada. Galiba kalçan gerçekten çıktı. Ezgi. Evet. Öbür ayağını tutamıyorsun. Bir ayağını tut. Bir ayağını tut. Tuttum. Adama de ki sen de elinden kendi ayağını tut de. Sen elinle kendi ayağını tutuver hadi. Sen de bununla bütün gücüne vur. Bu acı bitsin. Ben niye onu tutuyorum ki? Onu değil, öbür ayağını tutacak Ezgi. Ha, özür dilerim. Evet, sen de elinden tutup çekeceksin. Ezgi tam çekerken atayım mı lan, atayım mı diye şaka. Atayım mı lan, atayım mı? Hop. Ya ne sevimsiz bir şaka ya. Ezgi de ki 4000 metre. Yap şakayı, 4000 metre. 4000 metre. Hop. Tuttum, arkadaşım, tuttum. Sen de ona bir şaka yap aşağıdan. Pozitifsiniz. Hop, tutmasam düşüyordum. O benim elim değil ki. Ayağım yani, o yüzden rahatça tutabilirsin. Pisliksin sen! Terbiyesiz sapık! Hayır, insanın eli hassastır. Bu olduğu için rahatça çekebilir anlamında. Ya ben ağzıma... Kız sana el kol şakası yapıyor, senin yaptığın terbiyesizliğe bak. Ağzımı açmadım. Ulan elin değilse neydi o? Ben bacağım niye işte, tuttum rahatça ya? Çekebilirsin. Tamam. Yap kıza bir şaka sen de aşağıdan. Ya ne yapayım, kralını yaptım. Çek kız yukarı. Aa, vallahi çekiyor, kız dur. Çekti, geldi. Geldi. Özel mikrofonu ağzına al. Bir nerede değil mi? Evet, gelir ve keşişin yanına gidersiniz. Git keşişin yanına. Git merhaba. Yanına. Merhabalar keşiş bey. Nasılsınız? Allah aşkına burası soğuk değil mi biraz?
Arkadaşım devreye girsene, salaksın. Kız kaç arkadaşım çok şeyi merak ediyor diye gir devreye. Çok özür diliyorum. Sizi de böyle rahatsız ettik dinlenme köşenizi. Kız arkadaşım biraz heyecanlı bu konularda. Ama mutluluğun sırrının sizde olduğunu öğrenince mecburen rahatsız ettik sizi. Hüsnü dön yanındakilere, kim lan bu gerizekalılardı? Kim lan bu gerizekalılar? Aa, ama ayıp oluyor. Güzel düşünelim. Ben çıkayım ya, özel bir şeyse. Hüsnü de ki, ne biçim insanlarsınızlar? O kadar uzaktan geliyorsunuz, ne bir tatlı ne bir kurabiye. Hala tatlıdan aldınız hocam. Ne biçim insanlarsınız lan? O kadar uzaktan geliyorsunuz, bir tatlı bir kurabiye. Bey, versene şuna serçe lokumlarına. Arkadaşım mahcup oldun, at kendini öne. Vallahi çok mahcubuz ya alttan. Vallahi adamı. Çok mahcubuz ya. Hayır, hayır. Adamın önüne doğru at kendini, gerizekalı. Çok geç, ben gittim ama. Hayır, kız seni havada ayağından tutar, tut şunu paçasından. Yine mi? Tut, arka arka paça. Bence biz mutluluğu bulduk bile ya. Arka arka paçanı ver şuna. Allah'ım, mikrofonu gerçekten atacağım ben şimdi. Arkadan paçasını tut. Hop, yakaladım, bırakırım ha. Valla 25 yıldır görüşmedik, bir günde yapmadığımız şey kalmadı. Evet arkadaşım, çeker seni, çıkarsın. Git Keşiş Bey'in yanına, adamı alttan al. Tamam, al. Çok sinirlendi size, alttan al. Çok Keşiş söyledi ki, ne lan bu hareketler böyle? Ne lan bu hareketler böyle? Valla Keşiş diye geldik ama sizin de bu zarafetiniz beni benden aldı gerçekten. Gel, gel. Çok özür diliyoruz. Evimiz boş geldik ama hiç size denk geleceğim. Alttan al. Mevzuyu. Alttan. Hayır, hayır öyle değil. Adamın şeyden gir mesela. Nelerden hoşlanır falan. Abi de biz, sen Antep'te bir şey... Keşiş'le konuşayım abi diye. Tabii abi, bizim Antep'te bir cartlak kebabı var falan. O tarz gir adama. Hangi takımı tutuyorsun falan, buyur. Bizim Antep'in bir cartlak kebabı var. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Konu da bak, konudan konuya atlama. Cartlak sever misin de adam önce? Cartlak kebabı sever misiniz? Çok severim. Afiyet olsun. Bulduğunuz zaman yiyin. Çünkü buralarda hiç yok yani. Hangi takımlısınız siz? Bir sportmen bir yanınızda var çünkü. Hiç önemli değil. İstediğini söyleyebilirsin abi. Hayır, aklımdan başka bir şey geçti de hocam. Söyle, Everest İtman Yurdu de. Söyle. Hiç anlaşılmadı ya. 50 tane İtman Yurdu var ya. Everest İtman Yurdu. Everest İtman inanılır gibi değil. Evet. Onların bir sol açığı var. Söyle arkadaşım, gir oradan. Ha, burada bir solda bir açıklık var buraya. Hayır, hayır. Everest İtman Yurdu'nun bir sol açığı var. Everest İtman Yurdu'nun bir sol açığı var. Hep takip ederim hayatım. Sen bilmiyorsun. İnanılmaz bir çocuk. O çocukta çok gelecek görüyorum ben. Bu kadar. Konu bitti bende. Evet. Gelirsin. Keşiş der ki, iyi lan, sevmeye başladım sizi. İyi lan. Sevmeye başladım sizi ha. Teşekkür ediyoruz. Biz de vallahi hiç beklediğimiz gibi biri çıkmadınız. Öyle cana yakın, öyle samimisiniz ki çok şey yaptı. Sizin gitarlar aynı mı ya? İndirimde bir şey mi söyleyeceğim de. Bir şey soracağım. Size bir şey soracağız de. Siz önce bir sorun, ben becerim. Ben iki dakikada hallederim. Size onu. Bir şey sorabilir miyiz de? İkiniz de çok sevimli olun, birbirinizi ittirerek konuşun. Ya. Hadi sen sor. Sen. Hayır, hayır. Ya sen sor. Sen sor. Keşiş gir devreye. Sor ulan diye. Size bir şey sorabilir miyiz? Sor, sor. Sen sor lan. Sinirli biri misiniz? Arkadaşım sorsanıza yol boyunca düşündüğünüzü. Bunu soracaktım işte ben. Ha, hayır, yol boyunca o değil de diye gene şey yapın. O değil. İttirmeye başlayın. O. Keşiş sen gene kes sözlerini. Hadi ulan diye, evet. O değil de... ya sen... Ya yapma. Hadi oğlum. Hadi. Biz çok uzun süreden beri birbirimizi görmeyen, birbirinden hoşlanan iki insanız. Bu yolculuğa da... Mutluluğu bulmak için çıktım. Mutluluk sizce nerede? Kafanı sallar Keşiş. Şarkıya girer bizimkiler, büyülenirler. Oldukları yere çöküp oturup şarkıyı dinlerler. Özer. 3, 2, 1, buyurun.
çok etkilenmişsinizdir. Ezgi, ağlarsın. Ağlarsın, kalkarsın ayağa. Arkadaşım git. Çık git şeyin, keşin yanına. Çok etkilenmişsiniz. Ezgi, ağlarsın. Arkadaşım sor, niye ağlıyorsun? Sayın Keş, niye ağlıyorsun? Hayır, Keş ağlamıyor. Ezgi ağlıyor. Ezgi ağlıyor. Evet. Niçin ağlıyorsun? Annem hep bu şarkıyı çalar çalar ağlardı de. Annem hep bu şarkıyı çalar çalar ağlardı. Annen klarnet çalabiliyor muydu? Çalıyordu. Beni alabiliyor. İlk defa duydum bir bayanda klarnet. Lan plaktan çalıyordu. Söyle plak, Ezgi. Plaktan çalardı. Niye gidip bandrolü almıyor da çalıyor? Yani bunları artık yapmasınlar. Bu sezonda yapmayın bunları. Yani... Arkadaşım gitti ki Keşiş Bey'e bir şey sorabilir miyim? Siz mutluluğun sırrını nasıl buldunuz? Keşiş Bey şunu sormak istiyorum. Siz mutluluğun sırrını nasıl buldunuz? Hüsnü diyorsun ki bu kırık bir aşk hikayesi. Bir kadın sevdim. Sonra ayrıldın. Hikayeyi anlat. Ayrıldınız. Buraya kaçtım. Bu kırık bir aşk hikayesi. Sonra buraya kaçtım ve klarnetimle baş başa mutluluğun sırrını buldum. Anladım. Daha konunun derinine inmeyeceğim. O zaman biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Gel buraya. Islak mendil... Pislik yapma. Ben mi yaptım? Adam niye daha çıktığı belli. Everest'in tepesine oturmuş. Kırık bir aşk hikayesi diyor. Fazla klarnetiniz var mı? Lan! Gel buraya. Kendimi, kıza sahip çık. Kendimi şuna atıyorum bak. Kıza sahip çık. Söyle, abuk sabuk sorular sorma ya falan de. Ya bu tarz şey yap, adamcağızı rahatsız etmeyeyim. Şimdi adam belli ki kendi trans dünyasında ya böyle mutluluğu bulmuş. Rahatsız edilmemek için de kalabalıklardan kaçmış yani. Ben şu an... Hayır, o kırık bir aşk hikayesi. Kırık bir aşk hikayesi. De ki, abi adını söyle, Allah'ını seversen de adama şey yap, böyle gülümseyerek falan. Ya çok özür diliyorum, bir şey soracağım. Belki de özel ama hani... Ya sen sor, sen sor. Ay iyi, sen sor. Ya sen sor. İterim valla. Zaten ben sorayım seni, benim sorumu sen nereden bileceksin, doğru. Çok özür dilerim. İsminiz nedir? Yok, i̇smi kız, değil, kadının ismi. Kadının ismi neydi? Sen koy adını. Aklıma gelmedi bir anda. Keşiş o kadar tırs, isimsiz. Keşiş tıs tırs. İsmini söyleyeyim. Ben söyleyeyim. İsmi Ayşe. Evet, Ayşe'ydi. Göztepe'li Ayşe. Neyle? Göztepe'li Ayşe. Göztepe'li Ayşe'ydi. Aa, bizim Ayşe abla. Hayır, bir dakika dur be. Ayşe abla değil, senin anan Ayşe. O sırada bir... Dur, o sırada ağır çekimde sen dönersin romantik müzikle. Müzisyen ver romantizmi. Ayşe de tekrar üstüne Ayşe de. Ayşe dediği anda ağır çekime geçersiniz. Sen dönersin. Tolga'ya bir bakarsın, silkelersin onu, tekrar dönersin. Sonra hızlı çekime geçince anama benim dersin. 3, 2, 1 buyurun. Ayşe. Anama benim. Dur, sen askerdin. Askerdeyken Göztepe'ye geldin. Annem neydin? Ve ben oldum. Anlat hızlı hızlı. Sen askerdeydin. Sonra Göztepe'ye geldin. Askerden sonra geri gittin. Ben oldum. Anama benim. Anama Ayşe. Baba. Keşiş baba. O kadar şey yapma. O babası olduğunu o söyleyecek. Tolga söyleyecek. Dur 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 de Tolga. Gir araya. Dur dur dur. O Karşıyaka Göztepe diyor. Sen İstanbul Göztepe diyorsun. Hayır hayır. Hayır ulan. Gir araya. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Bizim öyle öyle yok mu öyle muhabbette? Evet gir devreye. Niye? Buyur. Bana ne ki? Kız senin kız ulan. Tamam, annesinin babasının eski bir aşk hikayesini anlatıyor. Beni ne ilgilendiriyor? Ya gerçekten babası mı? Bizi mi yiyorsun Keşiş Efendi falan diye gir devreye. 3, 2, 1 buyurun. Dur, 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 dur. Bir dakika, bir dakika. Öyle hemen böyle hayati bir şeye inanacak değiliz. Gerçekten senin baban olduğunu bize ispatlaması lazım. Nasıl olacak ki? Everest'te şimdi genetik bir durumda... Evet, Keşiş dersin ki... Annen şu şarkıyı da dinler miydi dersin, bir küçük şarkı daha çalarsın. Tabii ki, plaktan bile çalar. Orada, kız orada anlar ki gerçekten babası. Evet, buyurun. Annen şu şarkıyı da dinler miydi acaba? Hangisi Keşiş? Dinlemezdi ama sonu gibi ötürüyordu orada. Yapısı gereği. En sevdiği şarkılardan biridir, inanamıyorum. Bak ben bunda nasıl çatlatırdım göbeği, göster. Ben bunda nasıl çatlatırdım göbeği? Bu benim babam de. Bu benim babam. Sarıl babana. Babam. Kızım. Arkadaşım hemen devreye gir kayıp pederim. Erdem.
Bütün akrabaları buraya atmışlar bizi. Arkadaşım. Müdür neredesin yıllardır? Sen de devreye gir. Dur dur, kayınpederin elini öp falan. Yalakalık yap kayınpedere. Dur dur, kayınpederin elini öp. Hayır hayır, sen. Hayır sen. Sen ulan sen. Sen ulan, kalk şu piyanodan. Sana ne oldu? Geçmiş olsun oğlum. Ne oldu? Arkadaşım, sana diyorum sen. Yani, bir şey söyleyeceğim. Bu mutluluk tablosunu bozmak istemezdim ama... kayınpederimin elini öpmek isterim. Çünkü izniniz olursa eğer kızınızla flört ediyorum. Ne diyor lan bu de, kayınpeder? Çok sinirlen. Ne diyor lan bu? Flört. Yani duygusal bir bağ içerisindeyiz. Kendisine karşı saygım sonsuz. Kendisini yıllardır görmediğim için buraya getirdim. Tesadüf bu kader nasıl yazılmışsa karşısına gerçek babası çıktı. Şimdi ben de netice itibariyle Everest'in tepesinde babayı almış oldum. Çünkü... Üzgün, kov onu. Defol lan buradan. Defol lan buradan. Eyvallah müdür. Arkadaşım! Kıza aşıksın, ağlamaya başladı adama. Bir seveni, siz bir keşişsiniz, mutluluğun sırrı falan. Şey. Siz bir keşişsiniz. Beni sizden iyi anlayacak kimse yok. Kızını olan sevgim iyi bana da ne yapayım? Ne diyorum onu? Ama sen ağlayınca çok çirkin oluyor. Üstü kov bunu, kov. Kov. Git oğlum, git. Hadi. Babacığım, hemen böyle fevrileşme ne olursun. Ben kaçayım çünkü amcanın elindeki baton benimkine nazaran daha ses getirici. Kıza da posta koy, kızına da. Kızım, bu adamı nereden buldun ya? Hüsnü, kov onu. Oğlum bak git. Yürü. Hadi. Özür diliyorum. Kaderimizde yazılmamış demek ki. Yapma. Ve karlarda giderken, sürünerek giderken karlarda, ayağın da kırık. Burası 4000 metreydi, ayağın da kırık. Zaten. Karlarda sürünerek giderken artık... 8873 metreden böyle mi iniyorum? Evet, artık takati kalmamıştır. Kalmasın takatin. Yavaş yavaş takatin biter. Sırt üstü yatarsın. Yat. O sırada bir kartal gelir seni yemek için. Bu mu? Evet. Müslüm, kartal ol gel. Hiç şansım yok. Tek hamlede götürür bu. Yat ulan aşağı. Ya, kartal gelir ya. Seni yemek için. Kalk. Kalk. Müslüm, bu anı bekliyormuş. Kalk. Lan nereden başlayayım seni? Hiç düşünme, komple göt. Arkadaşım, o sırada uyanırsın, kaldırırsın kafayı. Anne! Hayır ulan! Eski Beşiktaşlıymış, annesi kartal. Öyle bir şey söylersin ki kartala. Kartal senden tiksinsin, yemesin. Evet. Benim 7 yıldır yönetmenle bir iş ilişkim var. Ülsen gerizekalısı! Niye tiksindin bundan? Allah kahretsin seni, otur yerine. Kalk sen de ayağa. Gerizekalı. Al üstü şenlendirici, getir sahnenin önüne. Komple. Elinden. Büyük alkışlar. Gel öne. Adam sana niye kızını vermedi biliyor musun? Elim boş geldin diye. Elin boş geldin diye değil. Senin beceriksiz biri olduğunu keşişler bile gördü. Ama adam kızı ermiş o yükseğe kadar çıkarmışım kızı. Demek ki becerikliyim. Nasıl ya? Sen mi çıkardın kızı? Kızın tek kaya vardı. Kaya kaya çıktı. Ya bir ara düştü, ben tuttum. Sonra ben düştüm. Arkadaşım, onların hepsi oyun gereğiydi. Sen beceriksizsin. Hiçbir şey olmuyor senden. Hanımefendi, siz harikaydınız. Teşekkürler hocam. Oyundan sonra gitmeyin, ben size kahve ısmarlayacağım. Ben de boşları alayım bari. Sen karışma. Boşunu da alırız, biz dolusunu da. Tamam mı? Tamam hocam. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Yeşil siz... acayip yakışıyor. Teşekkürler. Ben de yeşil don giydim. Ver selamını, çık dışarı. Eskin ola. Karış. Özellik. Ayağınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bırak parlak. Görüşmek üzere.